Estağfurullah. Şimdi AK Parti'nin kurulduğu yıllara baktığınızda AK Parti'nin kendisi bizatihi bir koalisyondu zaten. İçinde sosyal demokrat isimler vardı, milli görüşten isimler vardı, merkez sağdan, liberal kanattan isimler vardı, şeyden, milliyetçi gelenekten gelen isimler vardı. Dolayısıyla AK Parti çoğulcu bir partiydi kendi içinde de. Ve bu Avrupa Birliği süreci, demokratik reformlar, ekonomik reformlar, Kürt meselesinde attığı cesur adımlarla oyunu %50'lere kadar çıkardı. Ne zaman AK Parti kutuplaşma stratejisine geçti? Özellikle 2013, önce Gezi, arkasından 17-25 ile birlikte işte yedirmeyiz söyleme etrafında AK Parti o andan itibaren kutuplaşma stratejisine geçti. Bir süre kendi seçmenini konsolide etti fakat bu kutuplaşmaya geçtiğinizde, rakiplerinizi ötekileştirmeye, kriminalize etmeye, hatta şeytanlaştırmaya başladığınızda o zaman işte artık bir çözüm sürecini sürdüremiyorsunuz, Avrupa Birliği sürecini sürdüremiyorsunuz, demokratikleşme adımlarını atmaya devam edemiyorsunuz, hatta otoriterleşmeye başlıyorsunuz ve otoriterliği kurumsallaştırıyorsunuz. Bu ekonomik başarılarında ortadan kaybolmasına neden oldu ve 2015'ten bu tarafa Türkiye düzenli olarak küçülüyor. Gayri safi milli hasılamız düzenli olarak küçülüyor. İşte 2012'lerde 12.500 dolarda olan kişi başına düşen milli gelir bugünlerde işte 7.000, 6.000, 7.000 dolar civarında. Biraz daha yüksek görünüyor resmi hesaplara göre ama yurt orada Türkiye'de yaşayan 6-9 milyon arasındaki göçmenleri hesaba katmıyorlar. Sanki onlar hiçbir şey yemeden yaşıyorlarmış gibi, böyle oksijenle besleniyorlarmış gibi. Halbuki bu ülkede üretilen gelirden onlar da pay alıyorlar. Dolayısıyla bizim nüfusumuz 84 milyon değil. Onları da koyduğunuzda 90 milyon. O Evet. gayri safi milli Tabii. hasılamızı 90 milyona bölmek lazım. Hatta bence ben ilave bir şey daha söylüyorum. Türkiye'nin Suriye'de kontrol ettiği yerlerde yaşayan insanların, Suriye vatandaşlarının ihtiyaçlarını da biz karşılıyoruz. Eğitim, sağlık vesaire falan gibi ulaşım, bu kamusal hizmetleri Türkiye orada yürütüyor. Dolayısıyla onlara o nüfusu da katmak lazım bu kişi başına düşen milli geliri. Çünkü onlar da bizim tarafımızdan finanse ediliyor. Dolayısıyla da kişi başına düşen milli gelirimiz dolar enflasyonuna rağmen mesela bugün yine 12.500 dolar kişi başına düşen milli gelirimiz olsa 2012'deki refah seviyemizde olamazdık. Niye? Çünkü dolar da enflasyonla satın alma gücünü kaybediyor. Yani biz dolar deyince sanki hiç o sabit paraymış. Hayır öyle değil. Bakın orada da enflasyon var. Dolayısıyla yani 12.500 dolarda olsaydık bile biz fakirlemiş olacaktık. Fakat biz nominal olarak bile onun neredeyse yarısı seviyesindeyiz. O yüzden AK Parti bu kimlik siyasetine geçtiği andan itibaren aslında oy da kaybetmeye başladı. Bunun ilk neticesini aslında biz 2015 genel seçimlerinde gördük. 7 Haziran'da %40'a düştü. Muhalefetin orada benim gördüğüm yaptığı hatalar nedeniyle yeniden %50'ye çıktı. Fakat ondan sonra da düzenli olarak oy kaybetti. Mesela 2018 genel seçimlerinde AK Parti Büyük Birlik'le tek liste girmiş olmasına rağmen %42,5 alabildi. Büyük Birlik'in oylarını çıkardığınızda aslında yine 2015 7 Haziran oyuna ulaşıyorsunuz. %40'lar civarında bir oy var AK Parti'nin. Yerel seçimde biraz daha küçüldü. Şimdi tahminlerde artık 30'un altında görülüyor firmaların çoğu tarafından. O yüzden de yani bu kimlik siyaseti aslında uzun zamandır kutuplaşma siyaseti, çatışmacı değil. Uzun zamandır AK Parti oy kaybettiriyor. Burada bizim bir yanıltan şey AK Parti'nin sanki bunun üzerinden büyüyormuş gibi hepimizde bir illüzyon var. Yani seçim sonuçları ortada, AK Parti'nin oy kaybettiğini görüyoruz. Araştırma sonuçları ortada, AK Parti'nin oy kaybettiğini görüyoruz. Ama sanki bu kimlik yani bu kutuplaştırma siyasetiyle, ötekileştirme siyasetiyle bir avantaj, siyasal avantaj elde ediyormuş gibi yorumlanıyor. Yanlış, oy Yanlış kaybetmeye devam diyorsunuz. ediyor ve Anladım. bu politikalar AK Parti'ye ciddi bir bedel üretti. Toplumumuza da bedel ödetiyor ama AK Parti'ye de bedel ödetiyor. AK Parti de küçülüyor ve bugün artık işte muhalefetin önümüzdeki dönemde yeni bir dönem başlayacağı, muhalefetin iktidara geleceğini falan çok daha fazla insan kabul ediyor. Bu AK Parti kurulduğundan bu tarafa ilk kez son 7-8 aydır AK Parti bu seçimi kaybedecek, muhalefet kazanacak diyor kamuoyunun büyük çoğunluğu. Yani Anladım. Toplumsal psikoloji de değişti. Teşekkür ederim. Buyurun. Cumhurbaşkanı bu konulara Türkiye'yi çekmeye çalışacak. Ne olursa olsun bizim bu tuzağa gelmememiz gerekiyor. Etnik yapı üzerinden siyasete.
fırsat vermememiz gerekiyor. Ne cemevlerine, ne okullara, ne camiye, ne kışlaya siyaset sokmamamız gerekiyor. Mümkün oldukça bu alanlara girmememiz gerekiyor. Tayyip Erdoğan kaybettiğini anladığı an bu alanlara Türkiye'yi çekmeye, siyasetçileri çekmeye çalışacak. Evet, peki aslında bir yandan da ekonomideki durumu üzerine örtmek için de yapılıyor tüm bunlar, değil mi? Şimdi İstanbul Planlama Ajansı mesela Temmuz ayında İstanbulluların %70'inin yeterli gıdayı alamadığını söylüyor Sayın Tarhan. %62,1'inin porsiyon küçültmek zorunda kaldığını paylaşıyor. Bu porsiyon küçültün diyenler de vardı, değil mi? Ekonomik kriz karşısında ve porsiyonlar küçülmüş, sözde dinlenmiş. Ne yazık. Ne diyorsunuz peki, bu ekonomik mesele nasıl etkileyecek seçimin sonuçlarını? Şimdi Türkiye'nin medyaya baktığınız zaman ekonomiye tamamen Türkiye'de borsa tartışılıyor, kurlar tartışılıyor. Hı hı. Televizyonlarda sıcak paranın gündemde ama halkın gündeminde bu yok. Yok. Halkın gündemine baktığınız zaman mutfaktaki pahalılık tartışılıyor. Biz sokaklarda bunu görüyoruz. İşte televizyonları açıyorsunuz, enflasyon %80. Bazı televizyon kurumları çıkıyor, işte farklı diyor, işte %200, öbürü %150. Bu tartışmalar üzerinden Türkiye gündemi yaratılıyor. Hı hı. Ama pazara indiğimiz zaman, markete indiğimiz zaman durum çok farklı. Ben enflasyonu şöyle tarif ediyorum. Asgari ücret 2500 liraydı. Pazarı geziyordum. 5 kilo patates 10 lira. Etiketler çekmişim duruyor. Yani 2500 lira asgari ücret, 5 kilo patates 10 lira. Şimdi geziyorum. Asgari ücret 5500 lira. Patates. Patatesin kilosu 10 lira 12 lira. Yani 5'te 1'ine düşmüş. Yani enflasyonu buradan hesaplayabilirsiniz. Fakirleşmenin fotoğrafı aslında. Onun için halkın gündeminde bugün sıcak para, borsa, ihracat, ithalat bunlar yok. Bunlar tamamen kamuoyunun, basının, medyanın tartışmaları. Ama biz halka indiğimiz zaman tamamen pazarın durumu, marketin durumu, vatandaşın geliri, emeklilerin maaşı, asgari ücret... Bunlar tartışılıyor. Zaten başka hiçbir yerde hiçbir şey tartışılmıyor. Yani sürekli kim kimle bir araya gelse, kim kimle aynı masada otursa domatesi patatesi tartışıyor bu ülke artık. Başka kimse hiçbir şey tartışamaz oldu. Çünkü gerçekten o tencere kaynamıyor. Esnafın büyük sorunu var. Türkiye'de evet. Bu pandemiden dolayı Ama Sayın Nebati öyle düşünmüyor. Evet, Sayın Nebati sokağa çıktı, esnafla dolaştı, esnafın arasında dolaştı. Gayet pembe bir tablo çiziliyor. Bilmiyorlar mı peki tabloyu, yoksa bize mi başka anlatıyorlar? İpek Hanım, neye şaşırıyorum biliyor musun? Ben Nebati ile 5 yıl çalıştım. Nerede çalıştınız? Aynı komisyonda, mecliste, Sanayi, Ticaret, Teknoloji, Bilim Komisyonu'nda birlikte 5 yıl çalıştık. 5 yıl içerisinde yaklaşık belki 2000-3000 kanun maddesini değiştirdik, değişiklikler yaptık. Hiçbir kanun maddesinde, bir maddede daha yorum yapmadı, hiç konuşmadı. Bakan olduktan sonra bülbül gibi şaklamaya başladı. Yani konuşmaya başladı. İnanamıyorum yani, oraya gelip oturup sadece izleyen birisi bakan olduktan sonra konuşmaya başladı. Ama sadece konuşuyor. 5 sene hiçbir şey konuşmadı mı? Hiç konuşmadı. Hiçbir kanun maddesinde yorum dahi yapmadı. Bu doğrudur, yanlıştır. Buna bunu ekleyelim. Hiç konuşmadı. Ama bakan olduktan sonra çok konuşmaya başladı. Konuşmasının sebebi çünkü programı o uygulamıyor. Başkaları uyguluyor, o konuşuyor. Onu konuşturuyorlar. İstedikleri gibi programı uyguluyorlar. Yani konuştuğu programla yaptığı uygulamalar birbirini tutmuyorlar. Evet. Peki. Şimdi aslında hep seçimi konuşuyoruz. Seçimde ne olur konuşuyoruz. Bir de bunun sonrası var, değil mi? Seçim sonrası. Yani diyelim ki Millet İttifakı kazandı, Cumhur İttifakı kaybetti. Böyle bir durumda AKP ne yapar diye bir soru var. Bekir Ağırdır, Oksijen Gazetesi'nde, bugün çıkan Oksijen Gazetesi'ndeki yazısında şöyle diyor.
Seçimi kaybederse AK Parti ve Erdoğan ne yapar? Nasıl bir muhalefet stratejisi izler? İyimser varsayım, AK Parti'nin mevcut yetkileri yeni Cumhurbaşkanı'nın kullanmasını istemeyeceği ve anayasal değişikliğe destek vereceği yönünde. Bense hem seçimi kaybederse hem Erdoğan ve AK Parti'nin oldukça sert bir muhalefet stratejisi yürüteceğini hem de AK Parti'nin daha uzun yıllar ülke siyasetinin lideri değilse bile önemli bir aktörü olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi bu bir görüş. Bir görüş daha var. Dün akşam Sayın Temel Karamollaoğlu'na sorduk biz bu soruyu. Bakalım ne dedi? Üzerine konuşalım. Kimsenin aklına gelmeyecek adaylar bile düşünülüyor. Yani AKP içinde mi? AKP içinden veya daha önceden AKP'li olmuş isimlerden. Şu da olabilir. Şunu bile gider. Kendisi en azından yerine gel AK Parti'den aday ol diyebilir. Tayyip Bey kazanamayacağını kesin olarak anlarsa kendi yerine yüz